Merhaba Zafer abi. Selam Dilek. Zafer abi, bu hafta 5'te 5'te Instagram sayfamızda yaptığımız anket sonucunda biliyorsun orada iki seçenek sormuştuk. 5 önemli elf mi, 5 önemli cüceyi mi işleyelim diye. Arkadaşlarımız 5 önemli elfi daha önce işlememizi istediler. Çoğunluk bunu istedi ama bu demek değil ki 5 önemli cüceyi istemeyeceğiz. O da elbet. İsteyen bayağı oluyor. Cüceleri var. Merak edenler var. O da elbet yakında gelecek, programımıza aldık. Şunu söyleyeyim ilk başta. Zafer abi, hafta içinde bir ankete rast geldim. Onu yaptım. Orta dünyada hangi ırktansın ankete? Sanırdım ki elf çıkarım. Ne çıktı? Ne çıktı tahmin et. Cüce mi? Yok ya, insan. İnsan. Tüm olağanüstülüğe karşı olan zihnim inatlı insan çıktı orada da. Ben elf çıkarım diye işaretledim ama demek ki ruhum buna aykırı. Anket yanlışmış demek ki. Anket yanlış. Ben elfim yoksa. Ya yoksa kesin ya. O zaman başlayalım Zafer abi. Başlayalım. 5 numara Gil-galad. Gil-galad son Noldor'un son yüce kralı, 6. kralı. Şunu önceden belirtelim. Gil-galad'ın soy kütüğü üstüne Tolkien kararsız kalmıştır ve çeşitli değişiklikler olmuştur. Yok o onun oğluydu, bu bunun dedesiydi falan gibi yorumlar gelebilir. Bunun sonucunda biz kabul edilmiş son hali üzerinden anlatıyoruz bunu. Onu baştan belirteyim. Arkadaşlar şaşırmasın. Doğumu 1455'ten evvel 1. çağda ama tam olarak tarih verilmiyor. Orodreddin oğlu ve Orodreddin Arnadoet'ten sonra oğlunun hayatını güvence altına almak için onu Kirdan'ın yanına gönderiyor, limanlara gönderiyor yani. Kirdan onun hem akıl hocası hem eğitmeni hem bir şekilde babası, koruyucusu halinde büyüyor ve Kirdan'dan çok ciddi iyi bir eğitim alarak büyüyor. İşte Balar Adası'na göçleri, Balar Adası'ndan geri Orta Dünya'ya geçişleri ve o sırada ne kadar büyük bir diplomat olduğu da ortaya çıkıyor. Çünkü Noldor olmasına rağmen ve Noldor'a büyük tepki duyulmasına rağmen akraba katliamından dolayı Sindar elfleri soğuk ama Gil-galad öyle adil, öyle iyi bir yönetici ki bütün oradaki Sindar'ın da kralı olarak kabul ediliyor. İşte Gondolin'in düşmesi, Turgon'un ölmesiyle beraber. Gil-galad'ın hayatında böyle kritik, önemli kararlar olan yerler var. Onlardan limanları çok iyi tahakküm etmesi, gücü derli toplu yapmasının yanında Celebrimbor'un yaptığı 3 elf yüzüğünden ikisinin kendisine teslim edilmesi ve o teslim edilen 2 yüzüğün doğru kişilere aktarılması da Gil-galad sağlıyor. Birisi Kirdan, öbürü de yarı elf olan Elrond. Onlara bırakıyor. Bu daha sonraki Orta Dünya tarihinde önemli bir şey olacak. İkinci çok önemli yaptığı şey Numenor prenslerinden Aldarion'la bir dostluk kurması ve Numenor'la elflerin arasını iyi tutarak Sauron'un yükselen gücüne karşı önemli bir müttefik kazanmış olması. Artı Akalebeyt'ten sonra da Numenor'dan gelen sadıkları iyi karşılayıp onları Orta Dünya'ya yerleştirmelerine yardımcı olmaları ve krallıkların kurulmasına yardımcı olması. Böylece insanlarla elfler arasında tarih boyunca olmamış bir dostluğun temellerini atmış olması çok önemli. Zaten bu yüzden de son ittifak savaşında insanların mutlak desteğini alıyor. Daha doğrusu Gondor ve Arnor'un, Numenor insanların desteğini alıyor. Bu son ittifak savaşını anlatmıştık zaten detaylarını. Sonuçta şöyle bir durum var ayrıyeten diyebileceğimiz. Son ittifak savaşında Elendil'le beraber birebir savaşıyorlar Sauron'la ve ciddi yaralar veriyorlar. Ve muhtemelen o savaş sırasında Sauron'un darbeleriyle yanarak öldüğü düşünülüyor. Ve bu yanarak ölmesinden sonra hatta öyle sevilen bir kral ki bir ağıt yakılıyor. O bende Zafer abi. Bu ağıdı da yaparak söyleyerek bence Gil-galad'ı daha sonra detaylı olarak incelememizi belirtip bitirelim. Evet abi, biliyorsun bölümlerde ağıt şarkı, o kısımlar hep benden sorulduğu tabii için ben hemen sesimi şiir moduna sokarak okuyorum Gil-galad'ın ağıtını. Gil-galad bir elf kralıydı. Ozanlar hüzünle söyler olanları. Son kraldı o dağ ve deniz arasında. Hükmederdi özgür ve adil bir krallığa. Uzundu kılıcı, mızrağı sivri. Uzaklardan seçilirdi parlayan miğferi. Sayısız yıldız göklerdeki tarlasında. Görünürdü gümüş kalkanın aynasında. Ama ayrıldı gitti uzun zaman önce. Kimse bilmez şimdi nerede. Çünkü düştü yıldızı karanlıklara. Gölgelerin hükmettiği Mordor'a. 4 numara Celebrimbor. Celebrimbor demek, gümüş yumruk anlamına geliyor. Çünkü gümüşe bir yatkınlığı var, sevgisi var.
Bunun şey Kuenya adı da Telterin Kuar. O da gümüşlük anlamına geliyor. Doğumu Trion'da ağaçların yılları 1495. Noldor şeyiyle beraber sürgünü ya da yolculuğuyla Orta Dünya'ya geçişiyle beraber Orta Dünya'ya geçiyor. Ve Eriador bölgesine, daha doğrusu ilk başta Gondolin'de bir süre yaşıyor. Orada ustalığını geliştiriyor. Şöyle diyelim, Celebrimbor'un en önemli ustalıkları tıpkı dedesi Feanor gibi mücevher ustalığı, demir ustalığında bir efsane olması. Ve onun hırsı dedesi kadar, Feanor kadar iyi bir usta olabilmek bu konularda. Çok büyük bir usta. Hayatında değişik aşamalar oluyor ama Austin Ed ile Eriador'a gelerek oradaki elflerin kralı, yöneticisi haline geliyor. Hatta orada da yapıyorlar, Gwaith-i Myrddan, mücevher ustaları diye bir birlik kuruluyor. Bu önemli bir birliktir. Çok büyük ustalar, cücelerden eğitim almış, cücelerin de dahil olduğu, elflerin dahil olduğu çok çok önemli bir demir işçiliği ve mücevher işçiliği yapan bir yer haline dönüşüyor. Gözü o kadar kararıyor ki Sauron anahtar şekline girip ilk başta Gil-galad'ın yanına gidiyor. Size yardımcı olacağım bilmem ne falan diye, ama anahtardaki garipliği Gil-galad ve Círdan fark ediyor. Elrond fark ediyor ve diyor ki biz seni istemiyoruz, yani senin hediyelerini istemiyoruz. Anahtar hediye veren demek. Ve yapıyor, geri çeviriyorlar. Ve diğer elf krallarına da haber gönderiyorlar. Yani böyle birisi var ama bu güvenilir birisi değil diye. Celebrimbor bu uyarıya rağmen Anatar'ın kabul ediyor. Yardım ederim ben size bu mücevher yapım işinde, size destek olurum. Benim büyük maharetlerim var falan deyince o hırsla kabul ediyor. Bu da bu güç yüzüklerini, yani 7 cüce 9 insanlar için. Ve tek yüzüğü tek başına dövüyor Sauron, o ayrı. Ve bu yüzük yapma, güç yüzükleri yapma işini Anatar'dan, yani Sauron'dan öğrenmiş oluyor. Ve kendisi de bir zaman ilerleyince bu durumdan işkillendiği için 3 elf yüzüğünü kendi başına yapıyor. Haber vermeden. Ve Sauron da tek yüzüğü yapınca bu elf yüzükleri de ona bağlanacağı için panikleyerek bunları kullanmamak üzere Círdan'a gönderiyor ve Galadriel'e veriyor elf yüzüklerinin bir tanesinde, ama tek yüzük yok olana kadar bunu kullanmayın diye de tembih ediyor. Ve Sauron'la Eriador arasında çok ciddi bir savaş oluyor. Bu savaş sonucunda Eriador ve Austin Edil tamamen yok oluyor ve bu yok oluş sırasında da öldürülüyor. Celebrimbor öldürülüyor ve limanlara saldırı sırasında moral bozmak açısından onu kafasını bir takıyorlar, kazığa takıyorlar, vücudunu bir çarmıh şeklinde gererek ordunun önünde orklar taşıyor. Celebrimbor'un sonu korkunç bir şekilde oluyor. Celebrimbor için diyebileceğimiz ki detaylandırız bunu, birçok yaptığı iş çok, çok önemli işlevleri var. Galadriel'e aşık olduğu söylenen bir kısım da var, hayranlığı olduğu söylenen bir kısım da var. Bu detayları tek bir bölüm olarak anlatırız ama söyleyebileceğimiz en önemli icraatı 3 elf yüzüğünü, kötülük dokunmamış 3 elf yüzüğünü yapmış olması, Sauron'la Sauron olduğunu bildikten sonra mutlak olarak savaşı göze alması ve o savaş sırasında ölerek oradaki bölgenin dağılmasına bir şekilde istemese de neden olması. 3 numara, ki 5 önemli kadında da kendisinin ismi geçmişti, Lothien. O yüzden çok temel şeyleri anlatıp kısa tutmak istiyorum. Çünkü 5 önemli kadınla Lothien'den de bahsetmiştik. Yani daha detay isteyenler oraya da bakabilir. Ama bütün bu önemli karakterler gibi Lothien'i de, Gil-galad'ı da, Celebrimbor'u da, hatta daha başa Glorfindel'i de, buraya koymadığımız, seçmediğimiz önemli karakterleri de tek tek uzun olarak anlattığımız videolar çekeceğiz. Lothien ağaçların çağı 1200'de Noldereth ormanında doğuyor. Lothien çok önemli bir soyun başlangıcı ve çok önemli bir soydan gelmen birisi. Thingol ile Melian'ın çocuğu Lothien ve bir insana aşık olan, bu kadar yüksek soylu bir yer. Bu ve çok özel güçlere sahip birisi. Mesela Tolkien'de büyü meselesi, bir şeyi saklamak, gizlemek, yok etmek, var etmek üstüne olan şeyler çok sık gözükmez. Gandalf bile çok az büyü yapar. Neredeyse hiç büyü yapmaz. Hı-hı. Ama Lothien'deki büyü meselesi çok belirgindir. Ve dansıyla bütün canlılar büyüleyebilir, uyutabilir, akıllarını dondurabilir falan. Lothien'in çok çok önemli meselesi
Beren'e olan aşkından dolayı Beren'e imkansız bir görev verilir. Bu tabi birçok tarihi masallarda falan da rastlarız bu tür imkansız görevler verilen durumları. Beren'e yardımcı olması ve ölene kadar Beren'in yanında olmasıdır. Bu da Silmarillerin Morgoth'un tacından alınması meselesi. Yani Lúthien'siz bunu başarması mümkün değil Beren'in ve Huan'sız başarması, yani o çok önemli büyük Valinor kurdu sayesinde, köpeği sayesinde. Lúthien'in de soyu Dior, oğlu oluyor Beren'den, onun adı da Dior. O soy da çok Orta Dünya tarihini ve Silmariller tarihini çok belirgin bir şekilde belirleyen bir şey. Şöyle diyelim, Lúthien o kadar güçlü bir karakter ki, hem korkusuz olması hem kendi erkine sahip olması, babasına karşı gelerek kaçarak Beren'i takip ediyor. O sırada Thorin Gartoth'da Kurt Adamlar Adası'nda Sauron'un mağlup edilmesini sağlıyor. Oradan Alkmaant'a gidiyor, Melkor'u uyutarak Silmarillerden tekinin alınmasına neden oluyor. Karkaroth'a karşı Beren'i korumuş oluyor. Beren'in ölümünden sonra Mandos salonlarında büyük ağıtlar yakarak Mandos'un bile vicdanını titreterek Beren'in tekrar Orta Dünya'ya ikinci bir yaşam hakkı verilerek yaşamasını sağlıyor. Ve Adunant Nehri'ndeki Tolgalen Adası'nda ölene kadar Beren'le birlikte yaşıyor ve orada hayatını kaybediyor. Orada öldüğü söyleniyor. Yani bilinen hikaye bu. Lúthien'in bir özellikle belirtmemiz gereken bir durumu var. Lúthien çok çok güzel bir kadın, inanılmaz derecede güzel bir kadın ve bu güzelliğini Arwen'e aktardığı söylenir. Hı. Arwen'in de Lúthien gibi güzel olduğu söylenir. Diğer detaylar için bu 5'te 5'i kısa tutalım. Dediğim gibi ayrı bir bölümde yapacağız. Ayrıca 5 önemli kadında da bahsetmiştik zaten. Lúthien'in en önemli işi bu Silmarillerin alınmasındaki müthiş yardımı ve cesaretidir. 2 numara Círdan. Círdan benim en sevdiğim karakterlerden birisi kişisel olarak, onu söyleyeyim. Círdan adı kendi adı değil, aslında bir lakap gibi verilmiş, Sindarifleri tarafından, Teleri tarafından verilmiş bir isim. Gemi yapımcısı demek, çünkü bu bir limanların efendisi ve bilinen en iyi gemi yapımcısı, tersaneci yani. Asıl ismi Nove, Quenya ismi Nove. Ayrıyeten Círdan da deniliyor, bu da Círdan'ın Quenya hali. Círdan'ın şöyle bir durumu var. Diğer elflerin hep doğum tarihlerini falan veriyoruz. Bunun doğum tarihi olarak vereceğimiz şey ağaçların yılları 1050 Kuyuvina. Bu da ilk doğanlardan olan, yani annesiz babasız ilk uyanan elflerden olduğunu gösteriyor. Bütün bilinen Yüzüklerin Efendisi tarihi boyunca, Orta Dünya tarihi boyunca Silmarillion'dan 3. çağın sonuna, 4. çağın başlangıcına kadar hep yaşamış birisi. Hep yaşamış bir elf. Círdan ağaçların çağında orada doğduktan sonra yapılıyor. İktidar süresi şöyle diyeyim, ilk başta Falas limanlarının efendisi oluyor. Ağaçların yılı 1149'da başlıyor. Bu efendiliğe 1. çağ 473'te sona eriyor. Oradan Morgoth'un saldırıları sonucu kaçıyorlar. Balar Adası'na. Balar Adası'nda yapıyor, iktidarını sürdürüyor. Sonra 2. çağ da dönüyor. Gri limanlara geliyor. Gri limanları kuruyor ve oranın efendisi olarak 4. çağın ilk 100 senesine kadar orada iktidarını kuruyor. Círdan çok çok bilge ve özel olarak Valar tarafından verilmiş bir öngörüye sahip bir yer. Ve Círdan'ın şöyle bir çelişkisi var. Círdan aslında hep gitmek istiyor. Batıya geçmek istiyor. Ağaçların ışığını görmek istiyor. Ama görev bilinci Valar'a sadakati sayesinde ta 4. çağın başlarına kadar orada kalmak zorunda kalıyor. Hep Batı'yı büyük bir özlemle anıyor ama o özlemine yenik düşmüyor. Orta Dünya'yı kontrol eden, denetleyen, güçlerin gelişmesini öngörüp ona göre tedbirler alan birisi. Zaten 3 büyük elf yüzüğünden olan Narya'yı Gandalf'a kendi elleriyle teslim eden, bu ateş yüzüğünü veren kişi de Círdan. Aynı zamanda Gil-galad'ın akıl hocası, Gil-galad'ın biraz Fatih gibi konuşursak bu ara çok popüler, Lalası.
Ve onları Orta Dünya'daki bütün olayları neredeyse dengeliyor. Mesela akraba katliamını Tingol'a haber verenlerden biri de bu. Çünkü bu bilginin ona iletilmesi gerektiğini öngörüyor ki doğru bir öngörü bu. Yani ispiyoncu olarak görünmemesi gerekir. Aynı zamanda limanlarda çok güçlü bir şekilde duruyor ve hiçbir zaman limanların Morgoth'un kuvvetleri tarafından ya da Sauron kuvvetleri tarafından ele alınmamasını sağlıyor. Olabildiğince birliktelik şey yapıyor, sağlıyor. Agmar'ın Yüce Kralı ile Arnor arasındaki savaşlarda güçlerini göndererek o savaşların en azından belli bir süre Arnor'un tutulmasını, yok olmamasını sağlayan kişilerden birisi. Kirdan bütün batıya giden düz yolu kullanan gemilerin yapımcısı ve onu yapabilecek kişilerin efendisi. Bütün iyi halklar tarafından ve soylar tarafından saygı gören, lafı dinlenen birisi. Bütün özlemini yani yıllarca, binlerce yıl tuttuktan sonra, herkes gittikten sonra, bütün herkes şeye geçtikten sonra, batıya geçtikten sonra, elfler, yüzük taşıyıcıları falan, en son yaptığı gemiyle kendisi de batıya geçiyor. Dördüncü çağ yüzler gibi diyelim, tam tarih verilmemiş. Ve batıda geri kalan hayatını devam ediyor. O düz yolu son kullanan büyük elf efendisi Kirdan. Kirdan aynı zamanda şöyle bir detayı var. Sakallı olan, sakallı olarak gösterilen elflerden biri. Bunun sebebi de şu: elflerin sakal çıkması çok uzun zaman alıyor. Kirdan da tabi baştan sona kadar olduğu için aslında hani o sakallı olması gayet normal. Çünkü yani on binler yaşında bir elf. Zafer abi, bu karakterin çok seveni var. Bol bol yorum geliyor her konuştuğumuzda üzerine. Elbette ki hak ediyor o kadar yorumu da. Bir numara Feanor. Feanor bütün yaratılmışlar arasında en özel şeylerden, canlılardan birisi. Bu zaten belirtildiği için söylüyorum. Yani bu bir yorum değil, bilgi, okuyan herkes bilir. Feanor içinde bir ateşle doğuyor. Feanor iyi midir, kötü müdür falan, hani bu böyle evetli hayırlı cevaplar falan çok şey değil, anlatmıyor Feanor. Feanor çok büyük bir bilge, çok büyük bir zanaatkar, çok büyük bir sanatkar, çok büyük bir ilim adamı, çok büyük bir demirci. Bütün Orta Dünya tarihini şey yapan, ne derler, belirleyen işlere imza atmış. Bazen yaptıklarının sonucunda kötü şeyler olmuş, bazen yaptıklarının sonucunda iyi şeyler olmuş birisi. İyi midir, kötü müdür? O hani okuyanın aklını yettiğini şeyine göre değişir. Ağaçların çağında Tirion'da 1169'da doğuyor. Babası en büyük elflerden olan Finn ve annesi de Miriel. Doğumu sırasında annesinin ruhunun o kadar büyük bir parçasını alıyor ki Miriel yaşama gücünü yitiriyor ve ölmeyi, solmayı seçiyor. Böyle bir şekilde doğuyor. Eşi Nerdener, Mahtan'ın, demirci Mahtan'ın kızı. Mahtan da Aule'nin en iyi demircilerinden birisi elf olarak, Noldor. Ve ondan asıl demir işlerini, el işçiliğini falan çok iyi öğreniyor. 7 tane çocuğu oluyor, 7 erkek çocuğu oluyor. Bunlar da Orta Dünya'yı çok ciddi bir şekilde şekillendirecek elf çocukları, elf soyu zaten. Üvey kardeşleriyle arası pek iyi değil çünkü babası ikinci kez evleniyor. Onlar da Fingolfin ve Finbe. Onlar da iki ayrı güçlü Noldor hanedanı. Hemen de şey yapıyor. Mesela Tengvar alfabesini kuruyor. Entelektüel de birisi. Dile büyük hizmeti var. Tengvar alfabesi Orta Dünya'da çok sık kullanılan, çok işlevsel bir şey, alfabe. O tür şeyi var. Silmarillerden önce mesela Silma denilen kırılmayan kristalleri buluyor. O Silma denilen kristallerin geliştirilmiş haliyle Silmarilleri yaratıyor. Bu Silmarillerin önemli farkı şu: Silma'nın şeyi yok, ağaçların ışığı Silma'da yok. Silmarillerle beraber ağaçların ışığını belli bir mücevherin içine saklamış oluyor. Böyle çok önemli, çok değişik bir şey yapıyor. Orta Dünya tarihinde yapılmış en güzel mücevherleri ve en lanetli mücevherleri yapmış oluyor böylece. Ondan sonra Morgoth'un yakalanıp 3 çağ cezasını çektikten sonra Morgoth'un fitnelerine bir şekilde inanıyor. Valar'la arası kötü oluyor. Orta Dünya'ya geçeceğini söylüyor. Hele babası Silmarillerin çalınması ve babası Finwë'nin Morgoth tarafından öldürülmesinden sonra büyük bir isyan başlatıyor. Ona lanet şey yapılıyor, veriliyor. Lanet kazanmasını sağlıyor. Yani iyi bir şey değil tabii bu, kazanmasını sağlıyor derken. Ve Orta Dünya'ya geçiyor. O sırada akraba katliamını gerçekleştiriyor.
akraba katliamından sonra kendisiyle beraber devam eden akrabalarını şeyde batıda bırakıp gemiyle geçip gemileri yaktırıyor. Böyle kötülükleri var. Ama Morgoth'a karşı şey Dagorney'in Gulliath'ta çok önemli bir zafer kazanıyor saldırısına rağmen. Ve onun gazıyla beraber neredeyse alevlenerek ta Agbant'ın kapılarına kadar kovalıyor. O sırada Balroglar tarafından öldürülmüyor. Ölümcül şekilde yaralanıyor. Ölürken ilk kez onun ruhunun içindeki ateş öyle bir şey ki bedenini de küle çeviriyor, yok oluyor. Hı. Ve Mandos salonlarına o şekilde ruhu gidiyor ve o sırada ta şeyde son savaşa, kıyamet savaşına kadar onun reenkarnasyonu yapılmayacağı söyleniyor. Şey orada kalacak. Feanor şöyle diyelim, bütün yaratılmış kişiler arasındaki en entelektüel, en becerikli ama bunun yanında kendi yaptıklarına en fazla hayranlık duyan, kibirli ve soylu bir yer. Kendi yaptıklarına olan tutkusu, hayranlığı da birçok belaya sebep oluyor. Ama bunun yanında da çok büyük bir yönetici bir açıdan ve kendi oğulları ve kendi soyu tarafının bir kısmı tarafından da büyük bir lider olarak kabul edilen çok 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 belirleyici, çok çok önemli bir karakter. Feanor üstüne çok uzun bir bölüm yaparız. Tek tek anlatırız hepsini soyuyla beraber. Şimdilik bu kadar yeter. Zafer abi, o zaman bu haftaki 5'te 5'in de sonuna geldik. Başta da söylediğimiz gibi Instagram adresimizde bazen hangi konuları işleyelim diyerek arkadaşlarımıza soruyoruz, fikirlerini alıyoruz, anket yapıyoruz. Takip ederlerse oradan daha rahat konuşabiliriz. Ayrıca yorumlarda da fikirlerini belirtirlerse şu 5'te 5'i istiyoruz, işte bu konuyu işleyin derlerse onları da programımıza alırız. Senin ekleyecek başka bir şeyin yoksa bu haftaki bölümümüzü kapatalım. Feanor yüzünden gene fırça yiyeceğiz, orası kesin. İyi midir kötü müdür, ben ısrarla bu konu hakkında bir şey demeyeceğim. Çünkü yani bir şey mutlak iyi ya da mutlak kötü olmuyor. Yaptığı bazı şeyler kötülüklere neden oluyor. Bazısı iyiliklere neden oluyor. Bazısını iyi niyetle yapıyorsun, kötü sonuçlar veriyor. Bazı kötülükler İlvatar'ın Melkor'a dediği gibi kötü olarak yapılıyor ama iyiliklere sebep oluyor. Onları çok bilemeyiz ama Feanor üstüne gene uzun uzun bölümler yaparız. Çünkü yani çok çok önemli, çok çok belirleyici bir karakter. İyidir, kötüdür ayrı bir şey ama çok belirgin bir karakter olduğunu kabul etmek lazım. Her seferinde ben de aynı soruyu soracağım. Zafer abi, Feanor iyi mi kötü mü? Böyle cevapladım işte. Görüşürüz. Görüşürüz.